Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock'la kameraların karşısına geçti. Terörle mücadele, Almanya'nın Yunanistan konusunda taraflı tutumu ve Osman Kavala konusu. Çavuşoğlu, Alman Bakan'ın yüzüne karşı atılan yanlış adımları tek tek sıraladı. Bu kendilerinin Dışişleri Bakanı olarak ülkemize gerçekleştirdikleri ilk ziyaret. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock'u İstanbul'da ağırladı. İkili görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen iki bakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu dakikadan itibaren Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını adeta sözlü bombardımana tuttu. İlk olarak Almanya'daki PKK faaliyetlerinde artış görüldüğüne dikkat çekti. Bugün terör örgütü PKK, YPG Türkiye'ye tehdit oluşturuyor. Biz müttefiklerimizden Türkiye'nin terör kaygılarını anlıyoruz derken sadece sözle değil, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklı mücadelesine de destek vermesini bekleriz. Bunun DAEŞ'le falan hiçbir ilgisi yok. Yani DAEŞ'le mücadele etmek istiyorsanız bizim gibi sahaya inersiniz, DAEŞ'le mücadele edersiniz. Ve basın toplantısının belki de en hararetli kısmıydı Yunanistan konusu. Türkiye'nin Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'e ihtilafları olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Almanya'nın Türkiye ve Yunanistan arasında tutum alırken denge politikası izlemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye bizim egemenliğimizi tehdit ediyor, propaganda yapıyor. Uluslararası hukuk çerçevesinde cevap veremiyor. Çünkü suçlu. Burada haksızsa siz de ona Yunanistan'a haksızsınız diyebilmelisiniz ama bunu diyemiyorsunuz, işte sorun burada. Biz üçüncü taraflara dengeli olun, adaletli olun diyoruz. Yunanistan ise ne kadar haksız olursam olayım benim tarafımı tutun diyor. Gergin geçen basın toplantısına Kavala konusu da eklendi. Alman Bakan Osman Kavala konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karara uyulmasını istedi. Bakan Çavuşoğlu bu konuda netti. Mevkidaşının yüzüne karşı açık konuştu. Sayın Baerbock, benim ülkem Almanya'da İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor 6 yıldır dese kendilerinin görüşlerine daha fazla saygı duyarım. Peki tüm bu mahkeme kararları diğer ülkelerde, diğer üye ülkelerde de var. Bunlar uygulamazken niye bir tek kişi? Elbette İnsan Hakları Mahkemesi'ne bizim her bir vatandaşımızın iç hukuk yolu tüketildikten sonra başvuru hakkı vardır. Bunları Yunanistan'a hatırlatmazken niye Osman Kavala konusunu sürekli gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Osman Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz. Gezi olaylarında ne kadar fonlandığını biliyoruz. Sizlerin ne kadar destek verdiğini biliyoruz. O nedenle Osman Kavala konusunu sürekli gündemde tutuyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.